İyi günler. Bugün sizlere Noise'dan bahsedeceğim. Noise şu anda hali hazırda %25 puan üstünde bir Noise 0.18 dolar ile 11 gün boyunca satılıyor arkadaşlar. Bir Noise baktığınız zaman 30 milyon 30 kat daha fazla bir 30 milyon kişiyle günlük ve 30 kat daha fazla verimlilik sağlıyor. Tabii ki bunun içinde yapay zeka ve blockchain de var. Bir reklamcılık platformunu oluşturuyor kendisi. Noise sahtekarlığı ortadan kaldıracak, etkileşimi artıracak ve sosyal etki organizasyonlarını da içeren reklamın topluma geri verilmesini sağlamayı hedefleyen merkezi olmayan bir reklam ağıdır. Noise aşağıdaki bölümlere ayrılabilir diyor. Böyle bu şekilde ayırmışlar. Baktığınız zaman Nikon olarak bilinen yapay zeka özellikle banner reklam tüketiciler arasında 30 kat daha fazla etkileşim yaratmakta ve reklam verenlerin bu etkileşime doğrudan erişim sağlamaktadır. Reklam etkileşimleri şeffaflık için blockchain üzerinde kaydedeceklermiş. Reklam verenler ve yayıncılar doğrudan bağlantı kurabilir ve reklam envanterini platform üzerinden satın alabilirler, satabilirler. Alabilirler. Noise topluluğu kötü amaçlı iş etiği olan ve reklam verenlere veya işte spam yapanlara, intihal yapanlara, haberlere katılan yayıncılara oy vererek kaliteli içerik standartlarını belirleyecek. Noise reklam verenlerin tüketicilere ürün indirimleri, kuponları, sadakat ödül planları veya yalnızca banner reklamlarda erişe bulunmaları için hayali belirteçler verecekler. Gizliliğin korunmasından bahsetmişler. Noise kullanıcılara kendi özel veriler üzerinde tam kontrol sağlar. Tasarım gereği Noise tarafından herhangi bir şekilde veya biçimde kontrol edilemez. Ayrıca kullanıcılar verdikleri bilgileri güvendikleri reklam veren yayıncılar ile paylaşmak için Noise jetonlarıyla yapar bunların hepsini. Spam botun ne aldığını anlatmışlar. Yani spama nasıl çare bulduklarını anlatmışlar arkadaşlar. Spam bot günümüzde reklam sahtekarlığının en büyük kaynağıdır diyor. Spam botu reklam endüstrisinde nasıl işe yaradığını ve nasıl bir hasara yol açtığını görmenizi istiyorlar. Yatırım getirisini ve mevcut kurulumda katılımı azaltın diyor. Spam botlar şu anda ATM dolandırıcı veya hırsızlığından çapında 19 milyar dolardan fazla para kaybına yol açıyormuş. En büyük mali suç türüne gelmiş. Yani günümüzde baktığınız zaman verdikleri reklama. Bilişsel reklamın ne olduğundan bahsetmişler. Bu reklamları geri konuşup kullanıcılarla etkileşimde bulunan bilim kurgu filmlerinde gördünüz mü diyor. Buna kullanıcıların doğrudan marka veya ürünle etkileşimde bulunmalarını ve karar süreçlerini hızlandırmalarını sağlayan bilişsel reklamlar denir diyor. Müşterilerimiz de bu reklamları bir süredir test ediyorlarmış ve normal bannerların ortalamaları %0.4 sağladığını ve bazı yerlerde de %36'ya varan da etkileşim sağlıyorlarmış. Bilişsel reklamları ayrıntı olarak aşağıdaki videoyu kontrol edin diyor. Bizim onunla işimiz yok. Bu video diyor noise belirteçlerini nasıl kullanacağını, reklam verenlerin nasıl yararlanacağından bahsediyorlar. Ekosisteme dair bir şey çıkarmışlar ortaya. Noise'in diğer tokenlere göre üstünlüklerinden bahsetmişler. Noise var, ADX var, IBM Watson ve BAT var. Gördüğünüz gibi bannersları, yani her şeyi, spam botları, işte ne bileyim reklam verenler de network'ü falan hepsinde bundan fazla. Yani BAT da sadece bu geliştirilme aşamasında ama Noise bunların dördünü de geliştirmiş durumda. Gördüğünüz gibi bir prototip de yapmışlar arkadaşlar. Ellerinde halihazırda bir prototip de var ve buradan girip prototipi inceleyebileceksiniz. Sonuçta geri kalan videoları ve white paper'ı da diğer videolarımda inceleyeceğim. Şu anda girip 11 gün içerisinde %25 bonusla token'i alabilirsiniz. Buradan join us deyip burada Telegram adresleri var ve prototipini de buradan kontrol edebilirsiniz. Şimdilik bu kadar da diğer videomda yol haritalarına, white paper ve two feature'a
inceleyeceğim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir reklam platformu olan Noise birçok şeye çözüm getiriyor. Bu yüzden açıkçası benim de ilgimi çekti. İyi günler diyorum şimdilik.